İş yerinde dedikodu yapıyor musun? Yapılıyordur. Yani dedikodu yapılıyor da bu dedikodunun bir hayrı bir şerri var. Sosyal medyada dedikodu serbest fakat iş yerinde değil. O kararı ise yerel mahkeme değil de Yargıtay verdi. O yönetici ise işten atıldı. İş yerinde galifeler falan birbirine yapıyorsa yapıyor. Biz bazen tabii çalışmayan işçiler için orada bazen kendi dedikodumuzu yapıyor yani. Sosyal medyada dedikodu serbest ama iş yerinde yasak. Yargıtay öyle demedi. İş yerinde dedikodu yapan çalışanın işten atılmasını haklı buldu. Valla şimdi özel işleri yapmak lazımsa bilemiyorum. Yani ufakta yapmıyoruz dersek yalan olur ama en azından üçüncü şahısla ilgili minik abartılı olmadan konuşuluyordur mutlaka. Şeriatın kestiği barınak acımaz yani. Eğer öyle bir şey varsa biz de dedikodu işini yaptırmak yani. Yani ben çok dedikodu yapmam aslında. Yani dedikodu yapılacağına bence yaptığın işle, ticaretle ilgili onların konuşulması lazım. Ben gene de bunları konuşurum. İş yerinde huzursuzluğa neden olan bölge müdürü işten çıkartıldı. Ama o masum olduğunu düşünüyordu. O müdür işe iade davası açtı. Yerel mahkemede haklı bulundu ama Yargıtay o kararı bozdu. Yani yüksek mahkeme dedikodu yaptığı için işten atılmayı hak etti dedi. Dedikodunun boyutu önemlidir orada. Eğer üçüncü şahıslara zarar veriyor ve abartılıysa, iftiraysa, masum değilse, beyaz değilse mutlaka içeriğine bakmak lazım. Genelde yapıyoruz. Ne yapıyorsunuz? Erkekler arasında. Ya işte diyelim ki biz genelde 3-4 kardeş geziyoruz. Biri olmadığı gibi onun dedikodusunu yapıyoruz. Yani dedikodu yapmasın, herkes kendi işine baksın bence.